farkında birisiniz. Gerçekten mücadele ediyorsunuz. Biz de şapka çıkarıyoruz, kendi adımıza söylemiş olalım. Evet tabii, bu süreç nereye doğru gider sizce? Buyurun. Valla hukukçuların ifade ettiği, yani böyle saçma bir iddianame olmaz. Yani şu kadarcık hukuk kırıntısı bile varsa buradan beraat çıkar dediler. Tabii bize çok fazla destek geliyor, onu da söyleyeyim. Yani Avrupa Birliği ülkeleri hani süreci takip ediyor. İnsan Hakları Vakfı insan hakları savunucularına yönelik hak ihlallerini rapor ediyor. Yani buradan baktığınızda yani bu tür davalardan bir ceza beklemiyoruz biz, ama ceza da verirlerse zaten o başka bir Türkiye demektir. Bunun da altını çizmek gerekiyor. İsterseniz ben bugün güzel olaylar oldu, onlardan Evet, bahsedebilirim. hep böyle Böyle negatif, maçlardan falan bahsediyoruz evet, dedim ama. bu kadar negatifliğin olduğu, ekonominin çok kötü Evet. gittiği, insanların asgari ücretle geçinme şansının olmadığı, öyle diyelim, gerçekten asgari ücretin geldiğini asgari ücretle nasıl yaşanılır ayrı bir soru. İçinde bulunduğumuz koşullarda çok şey. Evet, güzel haberleri dinleyelim o zaman sizden. Evet, Buyurun. şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Yani bugün tabii sürekli bizi şikayet ediyordu Sinan Aygün İçişleri Bakanlığı'na ve İçişleri Bakanlığı sürekli bizimle ilgili soruşturma yapıyordu. Özellikle benimle ilgili bu Togo İkiz Kuleleri davasından sonra taktı Sinan Aygün bize ve hakkında suç duyurusunda da bulunmaktan tutun da işte bu devlet memuru politika yapıyor, odaya gidiyor, işine gitmiyor, okula gidiyor, işine gitmiyor gibi yaklaşımlarla işte ithamlarla, asılsız ithamlarla İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirerek hakkında soruşturmalar falan açıldı. Şimdi işte Yüksek Disiplin Kurulu'nda devlet memurluğundan çıkartılma için gün bekliyoruz. Bir taraftan da işte bu Kaçaksaray kitabını yazdığım için bu tür bu televizyonlarda yaptığım konuşmalardan kaynaklı da yine soruşturma açılıyor. Bunları da Sinan Aygün dilekçe veriyor, siyaset yapıyor. Mimadası Ankara Şube Başkanı devlet memuru siyaset yapamaz diye. Dolayısıyla böyle bir soruşturma sürecinden geçerken biz de Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak bir suç duyurusunda bulunduk. Sinan Aygün'ün Türk Ceza Kanunu 119. maddesine göre anayasal bir kuruluşun, Mimarlar Odası anayasal bir kuruluş 135. maddeye göre bu kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşunun faaliyetlerini engellemeye yönelik bir tavır bu. Yani başkanı üzerinden ki birinci derece kamuoyu önünde örgütü temsil eden kişidir başkan. Sürekli başkanı üzerinden böyle bir savunma isteyecek şekilde İçişleri Bakanlığı'na, Çankaya Kaymakamlığı'na, ki bunların hepsi hukuksuz bir şekilde ve savunma soruşturmalarla karşı karşıya kaldığımız için suç duyurusunda bulunduk biz. Türk Ceza Kanunu 119. maddesine göre kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin faaliyetlerini engellemekten bu suç duyurusu işleme koyulmuş Cumhuriyet Savcılığı tarafından. Bugün bizi çağırdılar. Bugün de bizim şikayetçi olduğumuz Sinan Aygün'den ve işleme koyulan bu dava sürecinde ifadelerimizi, işte gelişmelerimizi, işte belgelerimizi verdik. Bu önemli bir gelişmeydi. Bunun altını çizmek isterim. İkincisi bence en önemli gelişme, yine rant çevrelerini ve iktidarı çok kızdıracak. Saraçoğlu Mahallesi'ni biliyorsunuz, Cumhuriyet'in Evet. toplu konut alanı ve burada hukuksuz bir şekilde bir restorasyon süreci devam ediyor. Orada bir koruma amaçlı imar planı yapılmıştı ve koruma amaçlı imar planını meslek odaları olarak açtığımız davada iptal ettirmiştik. Aynı iptal gerekçeleriyle birlikte yeniden bir koruma amaçlı imar planı yaptırmışlardı. Şimdi bugün itibariyle o koruma amaçlı imar planı da iptal edildi. Bu bizim açımızdan çok kıymetli. Saraçoğlu Mahallesi mücadelemiz bizim 1994 yılından bu yana devam ediyor. Mahkemenin bu kararı veriyor olması aslında Saraçoğlu Mahallesi'nin etrafındaki o işte bariyerlerin ne kadar hukuksuz olduğunu açığa çıkartıyor. Orada yapılan restorasyon sürecinin ne kadar haksız ve hukuksuz, planlama sürecinin de nasıl aslında yanlış yapıldığını, kentleşme politikalarına aykırı yapıldığını gösteriyor. Çünkü mahkeme kararında deniliyor ki bu bizim savunduğumuz bir şeydi. Ankara dünyada tasarlanmış başkentlerden bir tanesi. Dört tasarlanmış başkent var, bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girme potansiyeli var. Saraçoğlu Mahallesi'ni tek başına alıp planlayamazsınız. Orada hükümet kartiyesi var, etrafında bakanlıklar bölgesi var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kadar uzanan
Türkiye Cumhuriyeti'nin temsil aksı dediğimiz ve bu temsil aksı üzerinde sıralanmış yapıları da barındırdığı için bunları bütünlüklü olarak ele almak durumundasınız. Eğer tek tek Saraçoğlu Mahallesi'ni alıp planlamaya kalkarsanız bu dünyada ilk dörde giren tasarlanmış başkentler içerisinde bulunan Ankara'nın UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girme potansiyelini ortadan kaldırırsınız demiştik biz. Mahkeme de diyor ki siz diyor Saraçoğlu Mahallesi'ni diyor tek başına ele alıp planlayamazsınız. Bölgede bakanlıklar var. O bakanlıklarla birlikte ortak olarak ele almak durumundasınız ve bu bölgenin ticari olarak niteliğinin belirsizliğinden bahsediyor. İşte o bölgeye yapılacak 5000 metrekarelik bir inşaat alanından bahsediyor. Bunlarla birlikte aslında bizim o savunduğumuz değerlerle birlikte iptal kararı verdi. Bu oldukça önemli. Bizim çünkü Mimar Odası Ankara Şubesi'nin devam eden koruma kurullarında Saraçoğlu Mahallesi ile ilgili devam eden davaları var. O davalarda bu mahkeme kararını bekliyordu. Bunu işte Şehir Plancı Odası, Harita Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin hatta bizim müdahil olmaya çalıştığımız Paul Bonatz'ın varisleri biliyorsunuz bize yetki verdi. Evet. Müdahilliğimizi reddettiler ama müdahilliğimizi kabul etmediler. Yani oranın mimarının varisleri, torunları bize yetki veriyor. Biz bu davaya müdahil olamıyoruz çünkü sizin diyor bağınız yok diyor. Yani gerçekten Peki anlamsız. bu arada bir fotoğraf paylaştınız. Acil önlem alınmalı, özellikle yapılar için acil önlem alınmalı diye bir özellikle basın açıklamanız da var. Rant planları iptal edildi bir biçimiyle sonuçta. Ama halen orada yani inşaat malzemeleri falan filan var o fotoğrafta. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Ya şöyle bir şey tabii biz dün itibariyle ben bir de biliyorsunuz üniversitede ders veriyorum Evet. bir mimarlık fakültesinde. Dün öğrencilerle bizim dersimiz vardı. İşte sabah dersimizi yaptık. Saraçoğlu Mahallesi'ni anlattım. Sonra işte basın toplantısına katıldık uzun bir ders arasından sonra. Sonra tekrar Saraçoğlu Mahallesi'ni gezdik biz. Dün gezdik aslında ve bütün süreçleri öğrencilere anlattım. İnşaat süreçlerini işte bariyerlerle kapatılmasını hatta işte kütüphanenin içerisine girdik, oraları gezdik, bölgeyi geçtik, kaymakamlığın içerisine girdik falan. Tabii bu arada onlar da olayın farkında olmadığı için bize böyle her yeri açtılar. Dün aslında gördüğümüz orada restorasyon sürüyor hukuksuz bir şekilde. Tabii biz o zaman mahkeme kararı yoktu ortada. Bugün çıktı biliyorsunuz mahkeme kararı. Dün sanki yerinde tespit yapmış gibi olduk biz öğrencilerle birlikte. Ama inşaat devam ediyor. Şimdi bu mahkeme kararı ile birlikte aslında tekrar yeniden işte TOKİ'ye, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na resmi yazıyla başvuracağız. Yani bu hukuksuz inşai süreçlerini durdurun diye Kültür Bakanlığı'na başvuruda bulunacağız. Tabii ki buna itiraz edeceklerdir. Yani bu iptal kararını itiraz edecektir. Bölge İdare Mahkemesi'nden nasıl bir karar çıkar bilmiyoruz. Zaten hukuk bizim lehimize verince biliyorsunuz bölge idare mahkemelerine müdahale edebiliyorlar. Bunu Togo İkiz Kulelerinde görmüştük. Sinan Aygün istinafa götürürseniz ben hallederim demişti hatırlarsanız. Evet Dolayısıyla doğru. üst mahkemede ne çıkar bilmiyoruz ama sonuç itibariyle bugün itibariyle Saraçoğlu Mahallesi'ndeki Saraçoğlu Mahallesi'nin altını oyacak Saraçoğlu Mahallesi'yle birlikte bakanlıklar bölgesi ve Cumhuriyet'in sit kavramı dedi. Cumhuriyet siti dediğimiz işte bakanlıklar bölgesinin birlikte ele alınması gerekirken parçacı bir yaklaşımla ele almalarını ifade ettiğimiz UNESCO Dünya Miras Listesi potansiyelini tehdit eden plan iptal edildi. Saraçoğlu kurtuldu diyebilir miyiz bilmiyorum. Çünkü bu insanlar zorla biliyorsunuz vicdan zorbalığa karşı direnecek derken bunu söylüyoruz aslında. Burada bugün hukukun verdiği bu karar bizim toplumsal olarak ve bir örgüt olarak vicdanımız. Ama iktidar bu kararı tanımayıp tekrar bu inşaatlara devam ederse ki ediyor. O da onun zorbalığını gösteriyor. Ama hukuki olarak baktığınızda biz haklıyız. Ve Saraçoğlu Mahallesi'nin kamusal niteliğinin korunması ve toplumla buluşması bunun içinde işte böyle özgün niteliğini bozarak değil gerçekten özgün yapısına göre restore ederek oranın kendi yapılış amacına göre kullanılmasını için mücadeleye devam edeceğiz. Hukuk bugün
bizim yanımızda, meslek odalarının yanında. Bu çok anlamlı ve önemli bir karar. Ama yani sonuçta uzun yıllardan beri verdiğiniz bir mücadele var ve bu mücadele aynı zamanda yani topluma örnek oluyor. Onu da söylemiş olalım. Tabii bu arada